Herkese merhabalar sevgili dostlarım yeni bir analiz videosu karşınızda piyasaları konuşmaya değerlendirmeye devam ediyoruz altın doları gümüş ve kripto paraları konuşacağız arkadaşlar yarın çok önemli veriler var verilerden ne bekliyoruz neler açıklanabilir neler olabilir hepsini konuşacağız ee, ve market tarafında yani kripto para tarafında bugün düşüşler vardı işte Twitter tarafında belli başlı analizler yaptık ee, bunların altını birazcık daha dolduracağız ee, tabii ki bu analizleri bir şeyleri dayandırarak yapmak lazım. Bunları size mantıklı bir şekilde açıklayacağım. Teknik çerçevede açıklayacağım. Haberler ışığında açıklayacağım ve bunları konuşacağız arkadaşlar. Gene kripto para tarafında bugün operasyonlar vardı. Sinir bozucu operasyonlar arkadaşlar bitcoin tarafını geçelim. Hani bitcoin tarafı tamam belli başta zaten trend çizgileri vesaire kırılmıştı ama özellikle bazı altcoinlerde operasyonlar geldi. O altcoinleri konuşacağız ve o altcoin'lerde arkadaşlar kendi yatırımlarım var mı yok mu onları da değineceğim. E, yarın çok önemli bir veri açıklanıyor. Bu veriler arkadaşlar önemli. Yarın tarih 14 Eylül ve ABD tarafında e, enflasyon verileri açıklanıyor. Şimdi bu enflasyon verileri arkadaşlar piyasaların gidişatını belirleyecek veri arkadaşlar. Niçin? Çünkü son 6-7 aydır sadece enflasyonu konuşuyoruz arkadaşlar. İşte ABD tarafından gelecek enflasyon. ABD tarafında enflasyon artıyor. Altın nasıl etkiler? ABD tarafında enflasyon yukarı gidiyor. Kripto para tarafını nasıl etkiler? Faizler düşük seviyede e, vesaire vesaire. İşte FED bir yandan faiz düşük seviyede tutmaya çalışıyor. Enflasyon da artıyor. Bu çıkmazdan nasıl çıkacak? Piyasaları nasıl etkiler? Hep bunları konuştuk. Yarın işte bu önemli veri açıklanıyor arkadaşlar. Şimdi bu enflasyon verisi niçin önemli? Çünkü arkadaşlar bakın ABD tarafında işte Covid kaynaklı faizleri sıfıra çektiler. Şimdi ABD tarafında enflasyon 3-4 ay önce artmaya başladı. 5-6 ay önce yavaş yavaş artıyordu. İşte %2, %3 oldu. dedi ki FED çıktı. Bu artan enflasyon çok normal. Çünkü ABD tarafında 10-15 yıldır zaten enflasyon düşük. E biz faizleri sıfıra çektik. Zaten virüs var. Ekonomiler etkileniyor. Yani bu çıkan faiz bizi etkilemez. Belli bir süre sonra biz faiz artırız, Bu enflasyonu düşürürüz dediler. Yani negatif faiz vermeyiz dediler. Da işte olmuyor. Niçin olmuyor? Çünkü faizi artıramıyorlar şu an ama enflasyon beklentilerin de üstüne çıktı ve artmaya devam ediyor. Burada bir çıkmaz var. Enflasyon daha da artarsa yani bir de çift haneleri falan çıktığını düşün. Piyasalarda kaos olacak arkadaşlar. Ya piyasalarda kaos olacak. Ee, o yüzden ABD tarafında bir çıkmaz var ve ABD tarafında hem işte ABD Başkanı Joe Biden e, yaptığı açıklamalarda böyle kendini kontrollü bir şekilde yapıyor. Yani böyle ekonomiyle ilgili açıklama yaparken FED tarafı gene sürekli olumlu mesajlar vermeye çalışıyor. İşte ABD Başkanı Joe Biden'la uyumlu çalıştıklarını söylüyor. İyiye gidiyor diyor her şey. Her şey kontrol altında diyor. Tabii öyle diyecekler. Yani bu açıklamalarda her zaman olumlu tarafı söylerler. Alt kesimlerde ya böyle alt e, cümlelerde de işte olumsuz şeyleri kısa kısa verirler arkadaşlar. Piyasalarda her zaman olumlu şeyleri verirler. Çünkü ABD tarafı arkadaşlar tüm dünya ekonomilerini etkiliyor. Şimdi yarın enflasyon verisi var çok önemli dedik. E, geçtiğimiz Temmuz ayında %5,4 açıklanmıştı. Tabi Temmuz ayı enflasyon verisi Ağustos'ta açıklanıyor. Ağustos'un ki de işte Eylül'de açıklanıyor. Şu an Eylül'e geldik. Ağustos'a enflasyon rakamları açıklanacak yarın saat 3.30'da. Beklenti %5,3. Temmuz ayı açıklanan rakam %5,4'tü. Şimdi %5,4 açıklanınca son 17 yılın en yüksek enflasyon rakamı ee, bir anda işte herkes neye uğradığını şaşırdı. Fed de neye uğradığını şaşırdı. ABD de neye uğradığını şaşırdı. Şimdi yarın beklenti %5,3. Ben bir tık daha artmasını bekliyorum. %5,5, 5,6 gelecektir. Hani çok da fazla uçuk kaçık bir rakam beklemiyorum. Çok fazla bir düşüş de beklemiyorum. Belki işte beklenti karşılanabilir. Ya piyasalar oynayacak yarın arkadaşlar. Ve 15 Eylül'den sonra piyasalarda tekrardan kartlar yeniden karılacak. Tabi ilerleyen aylarda Eylül ayı enflasyon rakamı da önemli olacak ama yarın çok tarihi bir gün ve 15 Eylül'den sonra piyasalarda kartlar yeniden karılıyor arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Şimdi hemen direkt ons altına başlayalım. Yarın veriler nasıl etkiler? Bir kere şunu belirteyim. Veriler yüksek gelirse ben bir tık yüksek gelmesini bekliyorum. Bir anlık satışlar gelebilir. Aşağı işte 1760 1750'lere doğru tekrardan toparlayacaktır. Hani belki olsa 3-4 saat sonra toparlar veya da birkaç gün sonra tekrardan piyasa 1790'lara 1800 dolarlara gelecektir. Ya yani şimdi ons altına dinlenme dönemindeyiz. Bakın ee, şu aşağıdan 1150 dolarlardan başladı. Trend hareketine doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Piyasalarda işte en fazla Ekim, Kasım, Kasım'ın sonu aralığın başına kadar buralarda tutabilirler. Sert hareket gelecek onun altında. Bu düşenin kırılmasını yukarı gelmesini ben bekliyorum. Ama bir tık daha şu tren çizgisine doğru en azından bir, bir ay veya da bilemediniz bir buçuk iki ayda belki oyalayabilirler. Ama bu enflasyon verisi çok saçma bir rakam gelirse direkt ee, birkaç hafta içinde şu tren çizgisi kırılıp o sert hareket başlar arkadaşlar. Yarın enflasyon verisinden benim beklentim budur. Piyasada anlık panik satışı olacaktır. 1760'lar aşağıda destek altında kapanışlar beklemiyorum. Ve 1790 hatta 1820'lere doğru tekrardan çıkışlar devam edecektir. Ons altın tarafında ben pozitif duruşumu Devam ettiriyorum. Hemen ons altın demişken gram altında aradan çıkaralım. Şimdi gram altın tarafı da, bakın bu çana böyle yavaş yavaş tamamlamaya çalışıyor. Bu çanaktan çıkabilir. İşte buradaki yatay hareket 480'lerde oluşturduğu desteği, bir tık daha böyle gidebilir bu yatay hareket ama görüldüğü üzere şu çana, işte bu çanak bozulsa da ben böyle ufak ufak tamamlamasını bekliyorum. Yukarıda 500'ler var. Bunlar tabi. E, belli bir zaman alabilir. Altın zaten direkt e, işte bir haftalık iki haftalık yatırım aracı değildir. Uzun vadeli yatırım aracıdır arkadaşlar. Altın uzun vadeli hiçbir zaman zarar ettirmez. Geçmişe dönün bakın hiçbir zaman zarar ettirmemiştir. En büyük altın yatırımcısı Amerika'dır. ikincisi Almanya'dır. E, ve altın fiyatını belirleyen büyük merkez bankalarıdır. En büyük altını tutanlar da FED'dir yani Amerika Merkez Bankası. ikinci ise Almanya Merkez Bankası'dır arkadaşlar. O yüzden altın üzmez uzun vadede 480 desteğin çalışmasını ve 500'e doğru hareketlerin devam etmesini bekliyorum. Gene gram gümüş TL'ye de bakalım ama orada da hani bu aralar bir tık daha satışlar vardı. Ee, ama çok fazla bir bozulma yok. Bakın şöyle bir ters omuz baş omuz oluşturmasını bekliyordum. Hala bu beklentimi koruyorum. 6.20 destek 6.60 direnç arkadaşlar. 6.20 üzerinde kaldıkça 6.60'a doğru çıkışlar gram gümüş TL'de devam edecektir. Bence değerlendirilebilir alanlardayız. Tarihi destekler aşağıda bizi bekliyor. Oraların kırılması çok zor. Ee, benim gram gümüş TL tarafında beklentim budur. Hemen dolar TL'ye bakalım. Şimdi yarın Tabii verilerle beraber e, dolar TL'den önce doların dünyadaki değerine bakalım. Şimdi DXY arkadaşlar bakın ad, ya adamlar DXY arkadaşlar bakın son 3-4 aydır aynı aralıkta tutuyor. Ya işte dolar endeks değerlenecek, dolar uçacak, dolar dünyada değer kazanacak. Amerika bunu istemiyor arkadaşlar. Amerika ne istiyor biliyor musunuz? Şu an virüs var ve biz... Doların değerini belirli aralıklarda tutalım diyor. Amerika'nın derdi bu arkadaşlar. Yani ne dolar endeksinin uçmasını istiyor, ne dolar endeksinin çakılmasını istiyor. Çünkü ikisi de Amerika'ya zarar verecektir ve adamlar istediğini başarıyor. Bakın Haziran ayından beri e, aynı aralıklarda 92 ile 93, bazen 94'de bir tık atak geldi ama bu aralıklarda gezip duruyoruz. Kabaca 92 ile 93.5 arasında dolar endeksi gidip geliyor arkadaşlar. Bu aralıklarda gitgeller devam edecektir. Buralardan çıkış kolay olmayacaktır. Yani önemli haber akışları lazım arkadaşlar. Dolar endeksi bu aralıklarda yukarıda 93, bilemedim 93.50 aşağıda 92. Bu aralıklarda gidip gelmesini ben bekliyorum. Dolar TL ya yani dolar tarafında dünyada öyle afaki bir hareket beklemiyorum. Bu değil ki dolar TL veya da dolar Para bilimleri karşısında değer kazanmayacak. Kazanacaktır, nasıl kazanacaktır? Riskler artıyor. Bakın gelişmekte olan ülkelerde riskler artıyor. Şimdi dolar tl'den ne bekliyoruz? Dolar tl'de ben şöyle bir hareket bekliyorum. Aşağıdaki yeşil destek çok güzel çalışmıştı. Bakın şu kırmızıyı destek yapıyor 8.38 8.40. Şimdi ben size son videolarda şunu dedim. 8.57 dolar son çektiğimiz videoda. Buradan yavaş yavaş 8.40'a doğru satışlar gelecektir. Bakın dedim dolar 8.48 8.50. Ama 838-840 desteği böyle çalışacaktır. Buralarda bir süre destek bulduktan sonra bakın buralarda git gel yaptıktan sonra benim 850 ve 860'a doğru bir spike hareketi beklentim var. 15 Eylül'den sonra dolar TL tarafı da böyle ufak 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 güçlenecektir. Ekim Kasım aylarında bir tık daha hareket hızlanabilir arkadaşlar. Hemen buradan Bitcoin'e geçmek istiyorum. Şimdi Bitcoin tarafında ne bekliyoruz? Bitcoin tarafında bugün itibariyle sert bir hareket geldi. Bakın size şu aralıktayken Bitcoin 50-51 bin dolardayken hatta 50 bin dolardayken dedim ki Bitcoin tarafında 51 bin 52 bin dolarları çıkışlar gelecektir. Ben bu çıkışları satış fırsat olarak kullanacağım demiştim. Değerlendirdik değerlendiremedik değerlendirenler oldu değerlendirmeyenler oldu. Ee, hazırda piyasa buradan işte 53000 bin dolarla bir fake sıçlama oradan sert bir satış e, geldi. Şimdi benim bitcoin takip şeklim bu şekilde ters Çanak bu ters çana ne, ne zaman yaptı Bir de 65 bin dolarlar çıktığında yaptı benzer hareketler arkadaşlar benzer hareketler. Bitcoin'de bundan sonraki dönemlerde şu mavi üzerine bir hareket görürsek Eyvallah Bitcoinde tekrardan 52 bin 53 bin dolarlar gelecektir. O da 47.200 47.700 seviyelerine denk geliyor. Bakın ben bugün dedim ki 43.200 görmüş piyasa şunu belirttim. Ee, 42.800 desteğinden 45.046 47k civarlarına doğru bir çıkış gelmeli. Bakın net arkadaşlar ee, şey yok yani hani işte şuradan düşerse şuraya gelir çıkarsa şöyle. böyle değil. 42.800 desteğinden 45, 46, 47 k civarlarına doğru bir çıkış gelmeli. Asıl hikaye orada başlayacak. Hala arkasındayım. 47.200 üstü kapatamazsak günlükte maalesef arkadaşlar maalesef 37, 38 bin dolarlara doğru düşüş gelecektir. Ha şu anlık. Buralardan tepki aldık. Bakın 42.700 tarihi destek arkadaşlar. Buralardan 47.000, 46.000, 45.000. Yani çıkışlar çok normal. Bir anda bu destek kırmaz. Niye kırmaz? Market burada insanları dolandırmıyor. İşte bu tarz böyle sert hareket yapmak isteyen kurumlar, hedge fonlar var. Bunların örneklerini gördük. İşte şuradan satış veren birkaç tane büyük fon arkadaşlar. Buna margin piyasadaki lik olan insanlar da katılıyor. Satışlar deninleşiyor. O şekilde 42 bin dolarları indik. Yani bu tarz hareketler var. Ama market artık eskisi gibi. Yani 2-3 sene önceki gibi çok oynat değil. Çok fazla bir anda böyle sert satışlar gelmiyor. Daha güçlü artık market. İlerleyen senelerde daha da güçlenecektir. Ama şu anlık beklentim bu şekilde. Buralardan işte 46-47-48 bine doğru ataklar normal olacaktır. 47.200-47.700 seviyesini takip ediyoruz. Geçemezse maalesef 37-38k civarları gündeme gelecek. Ee, bakın bu çıkışlarda ben şunu söyledim. Bitcoin'de 50-51 bine doğru çıkışlar gelecektir ama bu seviyede altlarda kar almak için kullanacağım. Yeni alım için 46.444.200 seviyelerini bekleyeceğim dedim arkadaşlar. Yani net cevap. E, bunu da Twitter tarafından paylaştık. Buradan da beni takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Bugün operasyon vardı. Nerede vardı? Maalesef arkadaşlar geçmiş zamanlarda çok güvendiğimiz, analizini bolca yaptığımız e, Litecoin'de vardı. Litecoin gerçekten köklü bir koyundu arkadaşlar. Ya bugüne kadar hani zaman zaman inceleyim. Hatta yatırımım oldu ya. 2-3 sene önce e, yatırım yaptım bir coin'de. Bugün itibariyle Litecoin benim için bitmiştir arkadaşlar. Niçin bitmiştir? Şu hareket. Şu hareket yani e, yapılmayacak. Mal kitleme hareketi arkadaşlar. Tamamen küçük yatırım diye mal kitleme hareketi. Ha Türkiye içerisinde tabii ki zarar görenler olmuştu. Yurt dışında da olmuştur. Yani dünyanın her yerinde olmuştu. Maalesef bizim içimizde, bizim insanımızda zarar gördü. O yüzden Litecoin benim için bitmiştir. Ya bu süreçten sonra isterse 10 yapsın. Beni milyoner yapsın. Milyon dolarlar kadar Umurumda değil arkadaşlar. Bu operasyonun adı mal kitlemi operasyondur. Operasyonu yapan Litecoin'in CEO'su tweet atıyor. İşte bir şeyle ortaklık vesaire diyor. Yayınlanacak falan. Bakmadım bile. Ama haberle şey yapanlar için hemen direkt alıma geçtiler. 240 dolar. 3-5 dakika geçmedi. Çat haberi yalanlandı. Tabi burada mal alanlar buradan insanlar tepesine vurdular aşağıda işte satıldı. O yüzden Litecoin benim için bitmiştir ve bu operasyonlar arkadaşlar markete zarar veriyor. insanlara zarar veriyor. Ee, burada birçok insan zarar etti. Yani markette Bitcoin'de 120 milyon dolar lik olmuş arkadaşlar. Şu harekette ya 120 milyon dolar lik olmuş. Bitcoin'deki hani şu sert bir tık geri çekilme vardı ya 43.200 dolarla. İşte bu güvensizlikten dolayı bunun da etkisi var arkadaşlar maalesef. O yüzden ben elimdeki Litecoin'leri vesaire çıkardım. Bu benim kendi tercihim. Hani e, insanlar alır satar e, takipçilerimiz. Bunlar tamamen size kalmış. E, ama ben benim için bitmiştir. Yani Litecoin'in geçmişte 2 sene 3 sene önce çok fazla analizini yaptık. Ama dediğim gibi şu anlık benim ilgimi çeken bir coin değil ve ilgi alanından tamamen çıkmıştır. Farklı bir altcoin olarak geçenlerde DIA'yı paylaşmıştım. Yani DIA'yı paylaştım derken 2.40'lardaydı. 2 dolarlara doğru bir geri çekilme olacaktır dedik. Bu da tam geldi 2 dolarlara 1.96, 1.98. Yani buradan e, elinde tutanlar için gerçekten güzel bir satış fırsatı oldu. Twitter tarafında yazmıştım. İşte Bitcoin'deki hareketi göre burada da şöyle 1.75 belki 2 dolarlarda bu civarlarda tekrar destek bulup sert bir hareket yapabilir. 1.75-1.80 dolarlar güçlü bir destek e, DIA'da buradan alacağı destek de tekrardan 2.40-2.50'ye doğru çıkışlar çok çok normal olacaktır DIA tarafında bunu da belirtmiş olayım farklı bir coin olarak buna değindim e, uzun vadede hani kazandıracağını düşündüğüm bir coin gerçekten hani markette e, sağlam hareketler yapıyor yani öyle bir anda e, patır kütür bir düşüş yok hacim güzel ee, hacmi belli oranda güzel hani böyle bir gün artıyor bir gün azalmıyor ee, traderları var bunun da o yüzden ilerleyen zamanlarda değerlenecektir ee, kısa vadede ise 1.75-1.80 desteği önemli ee, buralarda tutunursa buradan tekrardan 2.5-3 dolarları doğru çıkış hareketleri görebiliriz diğer tarafında da şimdi söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar yarınki veriye odaklandık yarın tekrar değerlendireceğiz Videoları da mutlaka beğen atalım arkadaşlar. Destek olarak aşağı yorum vesaire atabilirsiniz. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.